İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Paris'teki Barış Konferansı'nın 100 yılı ve Batı Ermenistan hakkındaki memorandum. Paşinyan ve Putin telefon görüşmesinde bulundu. Zohrab Manasakanyan ve Mas İsmailyan Artsakh sorununun çözümü doğrultusunda fikir tartışmasında bulundular. Hocalı, uydurma olaylar ve yıldan yıla artan kurbanlar. Esad, Hamaney ve Ruhani ile Tahran'da görüştü. Giresun'daki Rum Katolik Kilisesi kütüphaneye dönüştürüldü. Konifa Artsakh'ta gerçekleşecek turnuvanın tarihlerini kendi resmi sayfasında yayınladı. Batı Ermenistan kaynaklı haberimiz. Paris'teki Barış Konferansı'nın 100. yılı ve Batı Ermenistan hakkındaki memorandum toplantısı Paris'teki 16. Bölge Belediyesi'nde gerçekleşti. Bu tarihi an 18 Ocak 1919 tarihindeki Paris Barış Konferansı'nın 100. yıl dönümü ve Batı Ermenistan hakkındaki memorandumu ayrıca 1 Şubat 1919'da gelecekte Ermenistan'ın ulusal ordusunun çekirdeğini oluşturacak olan Ermeni Lejyonu'nun kuruluşunun 100. yıl dönümünü, ayrıca da Jön Türklerin yargılanmasının 100. yıl dönümünü hatırlamamıza izin vermektedir. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan kendi sunduğu raporda, eğer Erzincan ateşkesinden sonra Batı Ermenistan topraklarında kurulan Ermeni Devleti'ni müttefikler yüksek komiserliğince 18 Aralık 1917 tarihinde de facto, 11 Mayıs 1920 tarihinde ise de jure tanıdığını konferans gösterebilseydi, amacına ulaşabilecekti diye açıkladı. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ayrıca Cumhurbaşkanı Avedis Aharonyan'ın 4 Haziran 1918'de Kemalist güçlerle Batum Anlaşması'nı nasıl imzaladığını ve Devlet Başkanı Boğaz Nubar'ın onu Ermenistan Ulusal Meclisi'nde kendisine katılmaya nasıl davet ettiğini, Ermenistan hakkındaki memoranduma destek sunduğunu ve Müttefikler Yüksek Komiserliği önünde Ermenistan'ın bölünmez bütünlüğünü nasıl ilan ettiğini hatırlattı. Bundan başka 15 Mayıs 1919 tarihinde müttefik devletler Paris'te gerçekleştirdikleri barış konferansından sonra içlerinde Türkiye Ermenilerini temsil eden heyet, ayrıca Kafkasya, İran, Mezopotamya, Suriye, Mısır, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göçmenlerden oluşan heyetlerin katıldığı Ermeni Ulusal Kongresi gerçekleşti. Kremlin'in basın departmanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen telefon konuşmasında Ermeni-Rus ortaklığını geliştirme sorunları ile ayrıca bölgesel sorunlar da ele alındı. Açıklamada şöyle denmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 25 Şubat'ta gerçekleşen telefon konuşmasında Ermeni-Rus ortaklığını geliştirme sorunları ile ayrıca bölgesel sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Manasakanyan, Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan ile bir görüşmede bulundu. Mevkidaşlar düzenli bir şekilde gerçekleşen ikili görüşmeleri takdirle karşılamış ve iki dışişleri bakanlıkları arasında değişik alanlarda danışmalarda bulunmayı önemsemişlerdir. Karabağ Hareketi'nin 31. yılının dolduğu bu günlerde muhataplar bu sorunun kökenine değinerek bu hareketin Artsakh halkının temel hak ve özgürlüklerini, insan haklarını ve kendi topraklarında özgürce yaşama haklarını korumayı amaçladığının altını çizdiler. Taraflar Dağlık Karabağ Artsakh sorununun barışçıl çözüm süreci etrafında görüş alışverişinde bulundular. Hocalı şimdi İvanyan 26 Şubat 1992 tarihinde kurtarıldı. Hocalı'nın kurtarılması ve Dağlık Karabağ'daki tek havaalanının kuşatılmasının kaldırılmasına yönelik askeri operasyon 25 Şubat 1992 tarihinde başladı. Dağlık Karabağ yetkilileri Hocalı'nın kurtarılması operasyonu konusunda Azerbaycan tarafını 2 ay öncesinden bilgilendirdi. Bu bilgiyi Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayazmut Talibov başta olmak üzere Azerbaycanlı yetkililer defalarca teyit ettiler. İnsanların güvenli tahliyesi için insani bir koridorun açıldığının yanı sıra beklenen eylem hakkında hem Hocalı yetkililerin hem de orada yaşayanların bilgilendirildiğini hatırlatalım. Hocalı'nın kurtarılmasından birkaç saat sonra Azerbaycan tarafı Ermenilerin
Hocalı'daki nüfusun güvenli tahliyesi için insani bir koridor sağlamadığını ve Azeri katliamları organize ettiğini açıkladı. Azerbaycan tarafı gerçeği çarpıtarak Ermenilerin Hocalı'da Azeri katliamları örgütlediklerini göstermeye çalışmaktadır. Azerbaycan tüm dünyaya Hocalı'da sözde katliamların yapıldığını göstermeye çalışsa da gerçekler tam tersini kanıtlıyor. Azerbaycan en yüksek uluslararası tribünlerden uygun anları kullanarak her yıl kurban sayısını artırarak Hocalı olaylarını gündeme getiriyor. Eylül 1992'de resmi Bakü, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne 159 kurban hakkında bildirimde bulunmasına rağmen bugün Bakü utanmadan bilinmeyen matematiksel hesaplar kullanarak bu sayıyı 613'e ulaştırdı. Ama daha her şey bununla bitmiyor. Gelecek yıl kurbanların sayısının aynı matematiksel hesaplamalara göre değişebileceği ihtimal dışı değil. Azerbaycan sadece kurbanların sayısını artırmakla kalmıyor, Hocalı olaylarıyla hiçbir alakası bulunmayan fotoğraflar ileri sürüyor ve uluslararası toplumun gözlerini körleştirerek bu fotoğrafları Hocalı olayları ile ilişkilendiriyor. Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad, İran'a bir ziyaret gerçekleştirerek başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ali Hamenei ile bir araya geldi. Başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Esad, İran'a Şam'ın yanında olduğu için teşekkürlerini ileterek, İran ve Suriye iki dost ülkedir ve elde edilen başarılar gösterilen fedakarlıkların bir sonucudur, dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise Suriye devletinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek Suriye'nin yeniden inşası için İran hazırdır ifadelerini kullandı. Esad, Ruhani ile görüşmesinin ardından İran'ın dini lideri Ali Hamenei ile bir araya geldi. Hamenei, İran'ın Suriye iç savaşından bu yana Şam'ın yanında olduğunu hatırlattı. Giresun'un Çınarlar Mahallesi'nde bulunan Tarihi Katolik Kilisesi yaklaşık 50 yıldır kütüphane olarak hizmet veriyor. İstanbul'da bulunan Fransa Büyükelçiliği'nin talebiyle Giresun'un Çınarlar Mahallesi'nde bulunan Rumlar için 1917 yılında yapımı tamamlanan Katolik Kilisesi 1967 yılından bu yana çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Kilisenin özellikleri korunarak çevrilen kütüphanede bugün 17 bin kitap ve 27.767 üyesi sayısı bulunmaktadır. Zaten Hristiyan anıtların ve kutsal alanları başka amaçlar için kullanmak Türkiye'de bir gelenektir. Ermeni ve Yunan manastırları ve kiliseleri temelde ya yok ediliyor ya da en iyi ihtimalle bir kütüphane, bir kültür merkezi haline getiriliyor. Böylece örneğin Kayseri'deki Surp Meryem Ana Ermeni Kilisesi ile Niğde şehrindeki Ermeni Kilisesi ve diğer kutsal mekanlar kütüphaneye, Bursa'daki Surp Asvazadzi'nin Ermeni Kilisesi ise yıkılmadan önce sinema salonu, sonra ise evlendirme sarayına dönüştürülmüştü. Birleşmiş Milletler topluluğu tarafından tanınmayan ülkelerin futbol organizasyonu olan CONIFA, kendi resmi sayfasından yaptığı açıklamada 2019 Avrupa Futbol Kupası'nın 1-9 Haziran günleri arasında Artsakh Cumhuriyeti'nde düzenleneceğini resmen açıkladı. Turnuva fikstürü, medya akreditasyonu ve biletler hakkında detaylı bilgi yakında yayınlanacak. Yaklaşan turnuva hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Hatırlatalım ki 29 Aralık 1917 tarihinde Sovyet Rusya'nın Halk Meclisi Konseyi tarafından kabul edilen Türkiye Ermenistan'ı hakkındaki Batı Ermenistan kararname ile Ermenilerin tam bağımsızlığa kadar varabilecek kendi kaderini tayin hakkını tanıdı. Batı Ermenistan'ı ayrıca 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansı'nda Müttefik Devletler Yüksek Konseyi de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihindeki San Remo Konferansı sırasında ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak büyüre tanındı. Sınırları Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde Bitlis, Van, Karin, Erzurum ve Trabzon illeri dahil çizilmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Teşkilatı bunu Türkiye'nin işgali sebebiyle tanımamaktadır. Batı Ermenistan Devleti Türkiye tarafından esir alındığı için Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınmadığını zorunlu olarak hatırlatırız. 1894'ten 1923 yıllarına kadar Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkının üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma uğratıldığını da ayrıca hatırlatırız. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size ünlü Ermeni Aşuk Sayat Nova'nın Kamanç adlı eserini sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.